Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Galibi daha ilk videomdan tanıyor olmamız gerekiyor. İlk incelememizi Galip'le yapmıştık. O zaman da araç Stage 1'di. Şu an araç Stage 1 çeyrek mi? 1.4. 1.4. Bir motorumuz kadar. Abi yani o setup'a göre şu an farkım wastegate takıldı araca. Bobin takıldı. Bir de bunlara göre, yani yüksek basınca göre yazılım güncellendi. Yani şu an diğer setup'ıma göre parçalar bu şekilde. Ekstra olarak intercooler gelecek. Daha büyük. Şu an çünkü Ibiza Cupra'ların intercooler'ı fabrikadan bayağı küçük. Wagner mi takacaksın? Ya Wagner takamayacağım abi. Wagner'in fiyatı çünkü gerçekten çok fazla. Yani benim için en azından şu an bütçeyi çok zorlar. Wagner'in sitesine girdim abi. Oradan ölçüleri aldım. Türkiye'de abi yapma mı? Aynen abi, gideceğiz işte custom yapacağız. Intercooler 10 litre olacak. Orijinal üzerindeki 3,5 litre. Çok küçük. Yine yani kış aylarını kurtarır da. Ya kış aylarını yine kurtar da, yine sonuçta yazın rol yaptığımız zaman biz log almıştık. Yani yine hava yine serinceydi. Yani 10 derece civarı abi. IAT yani hava abi 65-70 derecelere çıkıyor. Çünkü çok ufak. Mesela şu Rocco'larda orijinal intercooler biraz daha büyük. Sanırım 6-6,5 litre. Yani benimkinin iki katı falan aynen oluyor. Öyle. Orijinalde şu Rocco'lar biraz ben daha... Ben herhalde aynıdır seninki gibi. GTI'de büyük ihtimalle seninki daha bir ufak. 3-3,5 litre. Bildiğim kadarıyla öyle. Bizim arabaların o handikapı çok fazla o açıdan. Bir de işte bir ITG filtre gelecek. Arkadaştan aldım onu da. Filtrenin kendisi çok yıpranmış. Yeni filtre gelecek İngiltere'den işte. Onu da bekliyoruz. Intercooler ve filtre geldiğimiz zaman halis mulis. Şeyler de değişti galiba sende, borular. Şey, DV'nin boruları. Evet. Aynen, ben DV'nin borularını mavi yaptım abi. Şekil daha güzel oluyor diye, daha güzel görünüyor diye. Lakin borunun içinin çapı orijinal. Daha küçükmüş. Evet, daha küçük abi. Ve daha küçük olduğu için, bakın şimdi bak. Salıyor ama böyle bir salamıyor yani. Bir garip oldu. Onu ben değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi tam olarak bilmiyorum. Rahatsız ediyor mu seni sürerken? Yok canım, hiçbir şey yok ya. Sürüşe bir negatif bir etkisi yok. Olumsuzluk ben artık görmedim. Artık ses kattı sana böyle. Ha, bir ses verdi ama böyle bir orijinal sesi kıstı. Orijinalde mesela orijinal Forge'un sesli tip valfiyle böyle basıp çektiğince böyle vas diye böyle salıyordu. İlk video zaten. Tabii duyuluyor orada. Duyuluyordu bayağı. Burada mesela şimdi mesela normal 40'la gidiyoruz, basıp çekeyim. Yok yapmıyor. Yok. O da borunun işte daha dar olduğundan galiba. Bir zararı var mı açıkçası bilmiyorum. Göreceğiz. Zaman gösterir kardeşim. Ne diyelim valla. Öyle bir durum. Coil'ler de değişti bu arada. Coil'ler, o ilk setup'a göre tabii hızlandırma olarak değiştiği şeyleri söyledik işte. Wastegate değişti, bobin geldi. İşte R8 bobin kırmızı oluyor böyle. Ondan sonra işte bir de işte bujelerim değişti, bakıma girdi ama vesaire. Kozmetik olarak işte bir jantları boyattım. Daha koyu bir renk. Bayağı ondan sonra olmuş. Evet evet ya, kırmızı arabaya çok yakıştırıyorum ben de. Kırmızı arabada bir güzel duruyor, agresif duruyor çok gözümde. Jantlar yine orijinal tabii ama boyatınca bir farklı geldi gözüme, bilmiyorum. Ondan sonra işte coiloverlarım değişti. Bundan ön lip boyandı. Ön lip yine jant rengine boyandı. Böyle bir uyum, bir hoşuma gitti o da. Şeyin markasını da ver istersen, coil'lerim taktı şu an. Abi benim bir evvelki coil'lerim John Blue Line diye bir marka. Alman malı. Hı hı. Lakin Alman malının kötüsü. İşin gerçeği. Pek iyi bir coilover değil. Ceset olan bir marka. Ya evet. Ya TÜV belgesi, MÜV belgesi vesaire var. Yani yine öyle çok şey bir coilover değil. Hani yani sakın almayın değil ama kesinlikle çok sert. Starter pek. Çok sert bir coilover bir kere yani. Hani bütçeniz yoksa hani yay mı alayım, coil mi alayım? Abi sert bir şeye sıkıntı yaşamam dersiniz. Hani sert araba önemli değil abi falan dersiniz. Alın abi JOM'u. Güzel de basabiliyorsunuz arabayı. Fakat sert. Şimdiki üzerindekiler KW'nun yanı, yani öbür ürünü, yani aynı fabrikada yapılan ST diye bir marka. Vallahi ben memnunum ya. ST'ler şu an JOM'a göre ön arka daha basık. Birazcık daha yumuşak sanki de. Aynen, şu anki bir de yumuşaklık ayarı var bunun. Yani ön arka ayarlayabiliyorsun amortisör yumuşaklığını, sertliğini. Bir tane böyle bir iğnemsi bir şey veriyor. Sokuyorsun abi tepesinden. Klik klik sağ veya sol. Eskisinde yoktu bu. Eskisinde yoktu katıyan. İşte bu KW'nin V2 denen tarzında bir coilover'u. Alçaklık, yükseklik artı rebound'unu, yani işte yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Sekmeyi. Hı-hı.
Şu an benim ortasında gibi bir şey. Yine Jom'dan çok iyi. Gayet keyifli ya. Valla oldu ya. GDM tayfa buluşmuş mu? Bence. Açılasıya kadar zaten. Geçiyorlar. Baya bir süre geçiyordu yani. Öyle bir şey. Ekstra olarak burada spoiler da yaptırdım. Orijinal. Orijinal üstünde bir spoiler. Tabii yani orijinal zaten böyle bizim çok böyle kısa kalıyor cama göre. Çünkü cam bizim böyle baya bir eğik geldiği için pek böyle görünmüyor yani. Biraz bir kel görünüyor arkası. Mesela şu Rocco'larda orijinalde böyle biraz daha böyle bir şapkalı geliyor. Bir daha güzel geliyor orijinal şu Rocco'larda. Mesela senin GTI'de de mesela yine güzel. Çünkü cam, senin cam benim kadar yatık değil. Ufak. Aynen daha dik ya, daha hoş duruyor. Daha toparlanmış duruyor. Şimdi yaptım bu 10 numara oldu ya. Çok içime sindi yani. Artı olarak marş bir yerler gelecek şimdi. Marş bir yerler de gelecek abi. Onları da bekliyoruz. Daha doğrusu geldi. Ben aracı veremedim. Ne renk yaptın onları da? Onlar da işte kırmızı olacak araba renginde. Onlar da bir hayli güzel olur diye düşünüyorum yani. Ondan sonra yapacak pek de bir şey kalmıyor arabaya. Ondan sonra artık turboyu bitmen gerekiyor. Yok ben öyle bir şeye girmem canım. Wastegate hakkında bilgi verebilir misin Galip bize bir de? Abi şimdi Wastegate yani... Niye değiştiriyorsunuz? Orijinali, yani turbonun basıncını ayarlayan dalga işte aslında. Yani turbonun basıncı o Wastegate'e bağlı. O kapakçı açan. Aha aynen. Bizdeki yani benim TSI'lardaki internal Wastegate diye geçiyor. Yani turbonun tam üstünde duruyor yani parça. Turbonun üzerinden ayarlıyor basıncını. Bir de external wastegate var. Bu daha çok Evo'larda, işte Subaru'larda biraz daha Japon tayfada görünen manifoldun üzerinden ayarlanan bir wastegate sistemi var. O tabii bir tık yukarıda bir şey. Arabanın içinden ayarlayabiliyorsun basıncı vesaire işte gereken işte parçalarla. Bendeki wastegate abi bildiğimiz turbonun üzerinde duran daha mekanik sert bir parça. Mekanik bir parça. Daha sert olduğu için içindeki diyaframı egzozun yani turbodan tam egzoza giren bir parça var işte böyle. Orada bir kapak var şöyle abi. O kapak böyle daha geç açılıyor şimdi, daha sert olduğu için. Daha geç açılmasının sonucunda basınç daha fazla basıyor araba. Şu an bizim de yararımıza. Tabii hızlanıyoruz abi. Şu an tam olarak emin değilim kaç bar peak, kaç kont yürüyor ama bayağı güzel bir değer yani. Çok çok farklı gidiyor araba hakikaten ya. Yani daha hele özellikle böyle atıyorum 2'de 55-60'da bir bastığın zaman koltuğa böyle çok güzel bir... birebir tutunuyor. 170'ten sonra tabii intercooler yok, bir şey yok. IAT tavan yapıyor. Yakıtlı yazılım da yok bende bu arada tabii ek olarak. Bende normal pompa benzin. 170'ten sonra terk ediyor. 10 boy artık kaç boy koyuyorsun? Evet, artık yani saymıyorum çünkü gerek yok. Zaten çok öyle yükseğe kadar basmanın da bir alemi yok. Aman bunlara dikkat. Bunlar ne bunlar? Facebook'a çekerler bizi koyarlar. Motorcu sayfa mı? Var ya motorcular böyle hep sataşıyor arabaları. Evet ya. Arabaların da suçu var çoğunda ama motorcular çok agresif yani bazen. Thank you.
Kazan koyalım isterseniz, sen sahaya çıkınca. Tamam kanka.